Herkese merhaba. Şimdi burada fonksiyonlardan biraz daha söz edeceğim. Fonksiyonları genişleteceğiz. Bir önceki videomuzda hatırlarsınız, birçok fonksiyon aslında unutulsa bile yerine konabilecek emsal şeyler var, yöntemler var. Mesela şimdi uzun listeye mesela bir şey eklemek istediğinde insert fonksiyonu kullanıyorduk. Yani hiçbir elemanı silme, araya bir tane eleman koy demek istediğinde mesela bir indeks numarası 1 olan eleman bu 0'dı, bu da 1'di. Bunun yerine işte bir şey koyacağım, mesela A harfini koyacağım. Tabii bunu silmeden, bunu bir aşağı kaydırarak, bütün elemanları aşağı kaydırarak şu aralığa bir tane eklemek istiyorum ve sonra da print uzun liste diyorum. Şimdi böyle bir işlem yaptığım zaman bakın araya ekledim. Peki aynı şeyi şu şekilde de yapabilir miydim? Mesela derdim ki uzun liste eşittir uzun listenin başlangıçtan işte birinci elemanına kadarki kısmını yaz. Artı bir tane eleman koyuyorum. A adında eleman. Tabii bunu liste içerisinde. Bu bir liste. Elemanı, tek elemanı A harfi olan bir liste. Araya bunu koy. Artı uzun listenin 2'den sonraki kısmını ekle. Pardon, 1. Buraya 1 yazmamız gerekiyor. Şuraya 1. 1 ve bitene kadarki kısmı ekle. Şimdi bakacak. Şu listeye bir bakacak. Gelecek. Başlangıçtan birinci elemana kadar bir dahil değil. Yani sadece bunu alacak. Sonra buraya şunu ekleyecek. Çünkü bu tek başına da bir liste. Tek elemanı olan bir liste. Ve araya şunu da ekleyecek. Ve sonra da bu listenin birden sonra bir de dahil. Yani sıfır bir. Bundan sonraki tamamını da buraya ekleyecek. Ve sonra da uzun listenin yeni şekli bu olacak. Bunu da yapar mı? Çalıştırıyoruz. Bakın. Tamamen aynı sonucu üretti. Yani herhangi bir fonksiyonu unutursanız zaten adresleme özelliklerini kullanarak, şuradaki adresleme özelliklerini kullanarak biz bunlara daha çok adresleme diyeceğiz. Veya işte nokta atışı herhangi bir eleman seçecekseniz bunlar tutucu olarak da geçer. Başka yazılım dillerinde işte veri tutucular vesaire gibi de isimler alabiliyor. Burada adreslemeler kullanarak çok rahat bir şekilde zaten bunu yapabiliyorsun. Insert'ı unutursanız bunu yaparsınız. Eğer herhangi bir şekilde mesela pop yani silme özelliği olan şuradaki nokta pop komutunu unutursanız bunun da yerine işte delete kullanırsınız. Delete uzun listenin işte mesela son eleman eksi biri sil diyebilirsiniz. Bunların hepsi mümkün. Şimdi gelelim diğer fonksiyonlarımıza. Şöyle bir listeme bakıyorum. Şöyle bir işlem yapacağız arkadaşlar. Sayılardan oluşan bir liste üretiyorum ben. İşte 44, 33 rastgele sayılar yaptım. Ve print liste uzun. Bunu bir yazdır diyorum ekrana. Evet, ekrana yazdırdım. Şimdi ben burada hani hatırlarsınız ifli komutları anlatırken bir şeyler anlatmıştım. İşte in komutu mesela. İşte demiştim ki sıklıkla kullandığım et işareti dedim ki İşte var mı diye bir komut ürettim eşittir. Dedim ki et işareti in işte ali@veli.com böyle bir ifade kullanmıştım. Sonra da print var mı ifadesi true mu false mu? Bu ne demek? Et işareti ali@veli.com'un içerisinde var mı yok mu? Aslında bu true veya false verdik. Sonra print yaptığımızda ne yapıyordu? True veya false veriyordu. Aynı işlem listelerde de vardır arkadaşlar. Şimdi şunu yapabilirsin. Mesela sonuç diye bir değişken atıyorum. Eşittir 4 in liste uzun içerisinde 4 adında eleman var mı? Şimdi bunun dışına çift tırnak koymadım şu şekilde. Çünkü burada 4 sayı olduğu için bununla bu eşleşmez. Bakalım. Print sonuç dediğim zaman eşleşmemesi lazım. Bakın false veriyor. Ama 4'ü sayı olarak yazarsam sonuçta 4 adında eleman var mı? Var mı yok mu ona bakar sadece. Evet, sonuç true olarak verdi. Demek ki bakın in fonksiyonu burada da çalışıyor arkadaşlar. Yani metinler içerisinde arama yaptırdığınızda ilgili metin aradığınız metin bunun içerisinde var mı ona bakar eğer ikisi de metinse. Aynı şekilde listelerde de listenin böyle bir elemanı var mı? Bu listenin içerisinde şu eleman var mı yok mu ona bakar sadece. Peki sonucu üretti. Mesela şunu da sorabilirsiniz. İşte 444 adında eleman bunun içerisinde var mı? Sonuç false. Bundan sonra da if dersiniz. İşte bu varsa şunu yap, değilse şunu yap. Peki.
Şimdi listeleri tüm elemanların sayılardan oluşturdum ki sıralama yapabileyim. Şimdi şunu da yapabilirsiniz. Mesela ismi ne olsun arkadaşlar? Sonuç listesi veya işte sonuç eşittir. Listeyi sıralamak istiyorum. Sorted yazıp liste uzun. Liste uzun adındaki listeyi sırala, sonra da print sonuç diye yaz diyorum. Peki bunu yapıp çalıştırıyorum. Ne yapacaktır? Bakın sayıları sıralayacaktır. Peki bu işlemi yaptıktan sonra burada bir trik daha var. Mesela sonucu yazdırdım. Ama ben şunu da yapabilirim. Ya bu küçükten büyüğe sıralı ya büyükten küçüğe sıralamak istersen. Bunun için de şunu yapabilirsiniz. Mesela sonucu şöyle yapacağım. Sonucu yazdır. Zaten bunu yine detaylı anlatmam lazım ama şöyle bir basit işlem yapabilirim. Sonucun tamamını getir. Baştan sona bütün elemanlarını getir. Sonra bir parametre, mesela buraya 2 yazdığımda ne oluyordu? Bakın baştan sona getir ama ikişer atlayarak getir. Yani 1'i getirir, sonra 3'ü getirir, sonra 5'i getirir, değil mi? Ben bunu yazdırıyorum, bakın 1, 3, 5, yani birer atlayarak getir. 1 yazsaydım zaten direkt sonuç yazdırmakla birebir aynı olurdu. Bakın her bir elemanı birer kere getirdi. Yani atlamadan direkt getirdi. Baştan sona bakın. Şu burayı boş bıraktım, demek ki en baştan al. Burayı da boş bıraktım, demek ki en sona kadar al. Buraya bir yazdığımda birer atlayarak getir. Zaten hiç atlamadan getirdi. Yani birer birer getir. İki yazsaydım atlaya atlaya getirirdi. Bir eleman var bir eleman yok şeklinde yazdırdı. Fakat ben buraya diyelim ki eksi bir yazarsam işte o zaman ne yapacaktır? Sondan başa kadar birer tane getir. Yani işlemi tam tersine çevirin. Bu anlama gelir. Eksi bir yazmam. Bakalım çalışacak mı? Bakın 55'i başa alacak. 54, 44 vesaire. Bakın bu sefer aslında bu ne anlama geldi? Burada küçükten büyüğe sıraladı. Sonuca atadı. Sonra ben dedim ki sonucun elemanların tamamını getir ama tersine çevirerek. Eksi bir. Ve sonuç üretti arkadaşlar. Müthiş bir yaklaşım. Aynı şey birçok yerde kullanılacaktır. Bakın büyükten küçüğe sıralama. Neyse sonra şunu yapalım. Öncelikle sort fonksiyonu. Sort. Bakın sorted'ı yazdıktan sonra şu sonucu tekrar yazdıralım. Şey hiç yapmayalım. Hani tersine çevirme yapmayalım. Küçükten büyüğe doğru yapalım. Şimdi ben sonucu şöyle atadım. Dedim ki liste uzunu küçükten büyüğe sırala, sorted. Sonra da sonuç adında bir değişkeni atladım. Sonuç değişkeni aslında bir liste. Niye? Çünkü bu listenin sıralanmış hali olduğu için sonuç bu. Fakat ben şunu yazarsam, tamam sonucu yazdım. Print dedim. Liste uzunu bir daha yaz dediğimde göreceksiniz ki liste uzunda aslında hiçbir şey değişmedi. Hala aynı. Yani sorted deyip bunu içine aldığım halde bakın bunu sıralamadı. Ne yaptı aslında? Uzun liste hala, yani liste uzun hala yerinde duruyor. Hiçbir problem yok. Aynen yerinde kaldığı gibi kalıyor. Fakat ne yaptı? Liste uzun içerisindeki elemanları aldı. Sonra sıraladı. Sonra sonuç adındaki şeye atadı. Değişkeni atadı. Yani bu listede hiçbir değişiklik yapmadı. Bu listenin sıralanmış şeklini buraya getirdi aslında. Yani liste uzun hiçbir şekilde değişmedi. Tamam. Yine direkt şunu yapmak istediğinizde bu sort'ı küçükten büyüğe doğru sıralıyordu. Ben işte büyükten küçüğe diye bir şey üretmek istersem, değişken üretmek istersem derim ki sonuç listesini al, baştan sona al ve elemanlarını eksi bir. Sondan başa doğru, yani tersine doğru sırala. Dediğimde bakın büyükten küçüğe sıralamış olur. Pardon, şey yazdırmak zaten print büyükten küçüğe yazdırmam gerekiyor. Yazdırdığımda da görüyorsunuz sıralamayı yapmış oldum. Yani burada liste adresleme, yani şuradaki adresleme ne kadar işe yarıyor bunu görebilirsiniz. Yani çok az fonksiyon ezberleyip gerisini liste adresleme özellikleriyle yapabilirsiniz. Burada gayet pratik bir şekilde Python çalışır. Ezberlemeniz gereken fonksiyonlar varsa ben yine onları söz edeceğim arkadaşlar. Şimdi demek ki sorted fonksiyonu sıralıyor ama ana listemde hiçbir değişiklik yapmıyor. Fakat ben ana listede de değişiklik yapmak istersem şunu diyebilirim. İki yolu var. Derim ki liste uzun eşittir. Şunları sileyim.
Bir yolu şu, liste uzun eşittir. Şunu da sileyim, hata verecek çünkü. Önce bu liste uzunu al, küçükten büyüğe doğru sırala. Sonra da eski listemin yerine koy. O zaman ne yapacaktır? Kendi üzerinde değişiklik yapacaktır. Niye? Çünkü eski halimi alıp sıralayıp yeni listem olarak atadım. Çalıştıralım. Bakın küçükten büyüğe sıraladı. Ha şunu da yapabilirsin. Bunu sırala. Tamam. Bunun sonucu da bir liste. Sonra arkasına şu ve eksi bir. Tersine çevirmek kodu bu zaten. Anlamışsınızdır ne yapmak istediğimi. Bakın küçükten büyüğe sıralamıştı. Ben bunu tersine çevirip büyükten küçüğe yapmak istediğimde de bu sonucu üret. Gayet pratik, basit, mantıklı bir sonuç. Ama bir de şöyle bir kodumuz var. Bence sadece şu sorted kodunu ezberleyip adreslemeleri de çok iyi bilmeniz yeterlidir. Ama ben şunu siliyorum tamamen. Liste uzunu yazdır dediğimde iki kere yazacak ama şunu yapacağım. Listeyi direkt sıralamak istiyorsanız nokta sorted da diyebilirsiniz. Bunda da hiçbir problem yok. O zaman nokta sorted dediğiniz zaman direkt listenin kendisini sıralar. Bakalım ne yapacak? Bakın listenin kendi sıralamasını ikinci yazdırdığımda listenin kendi sıralamasını aynen yaptı. İsterseniz böyle yaparsınız ama büyükten küçüğe sıralamak istediğinizde de ne yaparsınız? İsterseniz bakın uzun yoldan gideyim. Liste uzun eşittir. Liste uzun ve şu eksi bir. Bunu yaparsınız. Sonra sıralatırsınız. Bir bakarsınız ki sıralamayı büyükten küçüğe yapmış. Ama direkt şuradan da yapabilirsiniz. Hiç buraya girmeyin. Direkt madem bu da bir liste, arkasına gelip bunu da yapsanız hiçbir problem çıkartmayacağını düşünüyorum. Deneyelim. Çıkarttı maalesef çıkarttı. Çünkü bunun sebebi ne arkadaşlar? Şöyle parantez olduğu için bunu bir liste olarak algılamadı, işlem olarak algıladı. Tekrar şöyle yapalım. Liste uzun dersiniz şu eksi bir. Şunu desteklemedi arkadaşlar arkasında parantez olması. Ama problem değil. Bunu tersine çevirirsiniz. Büyükten küçüğe sıralatmış olursunuz. Çözüm çok fazla Python'da. Evet. Tabii şunu da yapabilirsiniz. Bunun diğer yolu şu. Şöyle sileyim. Sorted yaptıktan sonra parantez içerisinde reverse kodu var. Reverse eşittir. True dediğiniz zaman reverse kodu tersine çevirme anlamına gelir. Yani sorted küçükten büyüğe sırala. Tersine çevireyim mi ben bunu diye soruyor. Evet dediğimde zaten göreceksiniz ki bunu yaptı. Eğer bunu direkt silerseniz, içini silerseniz küçükten büyüğe sıralar. Ama parantez içerisinde reverse eşittir true derseniz bakın tersine çevirin. Ha false derseniz ki bunu demenin hiçbir anlamı yok. Genelde bu kodu hiç yazmazsınız. Yazmakla yazmamak arasında bir fark yok. Tersine çevirin mi? Hayır. Tersine çevirin. O zaman demek ki küçükten büyüğe sıralar. Bu da aynı şey. Çok fazla kafanızı karıştırmak istemiyorum. Dediğim gibi hani tersine çevirme işlemi. Şimdi sorted dediğinizde zaten yapıyor bu işlemi. Listenin kendi içinde yapmak istiyorsanız önüne sorted yazmayacaksınız. Yani sorted yazıp parantez içine almayacaksınız. Nokta sort dediğinizde direkt listenin kendisini sıralar. Tersine çevir dediğinizde isterseniz böyle çevirirsiniz ya da isterseniz liste uzun eşittir. Liste uzun açarım şu eksi bir derim olur biter. Bu da gayet mantıklı makul bir hareket olur arkadaşlar. Peki buraya kadar tamam. Şimdi şöyle bir işlem yapalım. Kelime listesi üretelim. Şimdi ben bunları daha önce oluşturduğum için şuradan silip tek tek yazmak istemiyorum. Eğitim süresini sürekli şu kodları veya şunları yazmakla geçirmek istemiyorum. Direkt ekrana yazdırdım. İsterseniz şuraya da bir enter yaparsınız. Aşağıya aldırırsınız mesela. Şuna da enter yaparsınız. Şunun tamamını seçip tab tuşuna bastığınızda bir birim ileri alır veya hiç yapmanıza gerek olmayabilir de problem değil. Böyle de yazsanız sola da yazsanız mesela tamamını seçerim. Shift tab'a bastığımda sola çeker. Yani tab tuşu sağa çekiyor. Bir daha basarım, bir daha basarım ama geriye almak istiyorsam Shift ile birlikte tab tuşuna bastığımda geriye alır. Neyse tamam. Şimdi elemanları yazdım. Rastgele elemanlar yazdım. Şurada amacım şu. Metinleri sıralamak istiyorum. Yani bunlar bu bir metin, bu da bir metin, bu da bir metin. Şimdi bu metinleri sıralamak istediğinizde ne yapacaksınız? Şimdi öncelikle print kelime listesi diyorum. Yazdırdığımda bu şekilde yazdım. Ha şunu da yapabilirsiniz. Önüne yıldız işareti koyarsınız. Sonra da separator olarak
eşittir ters slash n koyarsınız. Bunları alt alta yazar. Aralarına şey koyarım. Ha, aralara isterseniz çizgi koyarsınız. Bunu da yapar. Herhangi bir problem yok. Ama biz alt alta yazdıralım. Şimdi bu şekilde yapabilirsiniz. Şunu yapabiliriz. Mesela biz bunları kelime listesi olduğu için kelime listelerini sıralatalım. Mesela diyelim ki kelime listesi nokta sorted nokta sort diyelim. Sonra da kelime listesini yazdıralım. Bakalım ne yapacak? Bakın eleman 1, eleman 2, eleman 3 vesaire yazdı. Tamam. Reverse eşittir true dersem ne yapacaktır? 9'dan 1'e kadar gidecektir. Terse çevirecektir mantıken. Evet bakın. Demek ki kelimeleri de yani buradaki elemanlar kelime ise demek ki onları da sıralıyor harf sırasına göre. Peki tam tersini de yazdırabilirsiniz vesaire. Buraya kadar tamam. Şimdi şunu da yapabiliriz. Bunu önüne de arkasına da bazı yani şunu önce bir silelim. Silelim ki bu kalsın. Şunu yapmak istiyorum. Mesela kelime listesi eşittir diyorum. Araya bir şeyler eklemek istiyorum. Yani insert fonksiyonu yerine direkt bildiğim yolla yani insert'ı unuttum diyelim. İşte buraya 44 yazdım, 1 yazdım, 2 yazdım, 3 yazdım. Artı kelime listesi artı şöyle diyelim 3, 5 işte şu 1 gibi bir liste üretiyorum. Yani şöyle diyorum, kelime listesi eskiden şundan ibaretti. Ne yapıyorum? Eski listeyi koyuyorum. Önüne şunları yazıyorum. Arkasına da şunları yazıyorum. Bakın bunlar ayrı birer liste. Bu bir liste. Bu bir liste. Bu da bir liste. Dışına mutlaka şey koymanız lazım. Köşeli parantez. Bunu koymazsanız yani sayıların yanına bunu ekliyorsun gibi bir karmaşaya yol açabilir. Tamam. Tekrar print kelime listesi diyelim. Bakın hem sayılardan oluşuyor hem metinlerden oluşuyor. Peki şimdi kelime listesini sıralayalım. Sort diyelim. Nokta sort diyelim. Sonra da print diyelim. Kelime listesi. Çok hızlı yazıyorum. Niye? Çünkü şeyi destekliyor. Nasıl diyeyim? PyCharm kullandığım için çok hızlı yazmamı destekliyor. Zaten Python'ı öğrenme sebebimiz de bu. Çok hızlı, çok basit bir şekilde her şeyi yapabiliyorsunuz. O yüzden Python'ı seçtik zaten. Başka yazılım dilleri de seçebilirdik ama Python'ın bir özelliği var. Şimdi gelelim burada ne yaptı? Şimdi elemanlar hem yazı hem sayılardan oluşuyorsa sıralama hata verdi. Neden? Çünkü elemanların hepsi benzer şekilde olması gerekiyor. Yani ya hepsi sayı olacak ya hepsi string olacak. Ha, sayılar integer veya float olması fark etmez. Yani integer ayrı bir şey türü, değişken türüdür. Float ayrı bir şey, değişken türü. Float dediğim zaman ne anlıyorsunuz? İşte virgülden sonra belli bir şey gelen ama integer tam sayı demek. Yani burada şunu istiyor. Ya hepsi sayıdan ibaret olsun ya hepsi işte stringlerden oluşsun. Yani metinlerden oluşsun. Bunu diyor. Bu şekilde yani demek ki ikisini karışık yazarsanız problem çıkarıyor. Ki doğal olarak çıkarır. Niye? Çünkü farklı türden şeyler, sonuçlar. Peki buraya kadar tamam. Demek ki hata veriyormuş. Şöyle bir şey de yapabiliriz. Mesela şöyle bir duralım. Şimdi her bir listeyi her zaman bir değişkene atamak zorunda değilsiniz. Mesela işte kelime listesi dedim, işte şunu yap, bunu yap gibi. Yani direkt hiçbir şey yapmadan da şunu yapabilirsiniz. Dersiniz ki print dersiniz. Açtım parantez. Şu listeyi yazdır. Yazabilirsiniz. Herhangi bir sorun yok. Hatta bu listenin sıralanmış halini yazdık. Bir dakika şöyle yapalım. Bu listeyi sıralayarak yazdır. Yani bir değişkene atamadım. Direkt bu listeyi sıralayarak sonucu ekrana yazdı dediğimde de sort arkadaşlar. Tabi burada bir sıkıntı yaşadık. Şöyle bunu sıraladı.
Ama bir değişkene atamadığımız için tabii işlem yapmayacaktır arkadaşlar. Bu bir işlem olduğu için burada sıkıntı çıkarıyor ama herhangi bir değişkeni direkt yazdırabilirsiniz. Herhangi bir sorun olmaz. Bunu print'in içerisinde çok yapmaya kalkışmayın. Çünkü bakın az önceki hatanın benzerini yaşayabilirsiniz. Önceden sıralayın. Ama herhangi bir listeyi direkt içine yazdırabilirsiniz. Bunda hiçbir problem yok. Yan yana da yazdırabilirsiniz. İşte ne bileyim şöyle de yazdırabilirsiniz. Yani burada nasıl yazdıracağınız çok önemli değil. Hatta tab tuşuna basıp ileri de alabilirsiniz. Hatta şuradan da bir tab tuşu yaparsınız. Mesela şunu ek olarak şunlara birkaç tane tab tuşu da yapabilirsiniz. Hiçbir problem yok şu anda. Ama if'li bir ifade yazdığınızda if'in altında hani komutları çalıştıracağız dediğiniz zaman orada farklı bir durum oluşur. Sıkıntı çıkarabilir. Neyse. Şimdi tekrar arkadaşlar şurayı siliyorum. Tekrar şöyle bir işlem yapmak istiyorum. Diyelim ki kelime listesi ürettik, sonuç ürettik. Şöyle bir işlem yapıyorum. Nasıl bir şey yapalım? İşte kelime listesini oluşturduk. Bir dakika, kelime listesine tekrar dönelim. Şunu biraz daha geriye alayım. Ctrl Z ile geriye alıyorum bu arada. Ya da zaten şurada edit menüsünün içerisinde undo diye bir kısım var. Buna bastığınızda da geriye alır. Şimdi tamam. Kelime listesini tekrar eski haline getirdim. Şimdi listenin içini boşaltmak istiyorsanız kelime listesi nokta clear demeniz yeterlidir. Sonra da print yapalım kelime listesi. Şimdi bunu yaptığınızda bakın kelime listesinin içini tamamen boşalttığı için içi boş bir listeye dönüştü. Bazen listeniz için boşaltmanız gerekebilir. İlerleyen aşamalarda bunların uygulamalarını yapacağız ama şimdi tabii ben yine aynı şeyi tekrar edeceğim. Ya bu fonksiyonu ezberlemek yerine ben direkt kelime listesi eşittir. Şu desem yine aynı şeyi yapmaz mı? Evet aynı şeyi yapar. O yüzden hani clear fonksiyonunu ezberlemenize gerek yok. Bunlar Python'la birlikte gelmiş fakat zamanla artık bilmiyorum günlük hayatta kullanan var mıdır ama direkt bunu yaptığımda hem fonksiyon ezberlememiş olurum hem zaten bakın kısa yoldan daha mantıklı, daha basit bir çözüm üretmiş oldum. O yüzden clear'ı kullanmak zorunda değilsiniz. Ama şu da var. Şunu boşaltmayı boş veriyorum. Eksi haline getireyim. Kelime listesini boşaltmıyorum. Şimdi şunu da yapabilirsiniz. Mesela yeni liste eşittir kelime listesi nokta copy diye bir fonksiyonumuz var. Ne yapıyor? Bu yeni liste dediğimiz şey tamamen nokta copy dediğinizde bunu tamamen kopyalayıp yeni listeye atamış oluyor arkadaşlar. Şimdi mesela kelime listesi artı print yeni liste dediğim zaman ne yapacaktır Python? Bakın aynı listeyi kopyalayıp yerleştirdi. Şimdi diyeceksiniz ki copy'yi de ezberlememize gerek var. Gerek yok. Mesela ben bunu hiç yazmasam bile gene aynı şeyi yapar mantıken değil mi arkadaşlar? Hiçbir problem yok. Bakın tamamen aynı şeyi yaptı. Yani yeni liste eşittir. Kelime listesi demekle tamamen aynıdır bu. Şimdi yine dediğim gibi ben hani hangisini tercih edersiniz bilmiyorum ama burada bu da aynı sonucu üretiyor. Peki. Şimdi bir işlem daha yapalım. Şimdi bir liste üretiyorum. Listem şu A, B, C, D vesaire vesaire. Şimdi ben burada bazı elemanlar tekrar ediyor. A'lar tekrar ediyor. Mesela burada var, burada var, burada var. Bunları saydırabilirim. Şimdi hatırlarsanız print diyorum. Neydi fonksiyonumuz? Len fonksiyonu. Len liste dediğim zaman listenin eleman sayılarını verir. Toplam kaç eleman var? Çalıştırdığımda bakın 15 elemanı var. Fakat ben belli başlı elemanları saymak istiyorsam işte burada da count fonksiyonunu kullanmamız lazım. Yani şöyle şunu yapmak istiyorum. Listenin içerisindeki A harfleri kaç tane? Nokta count diyorum ki A'lar kaç tane var? Yani listede kaç tane A var? Bakıyorum 3 tane olduğunu verdi. Peki B'ler kaç tane? Yani elemanı direkt yazıyorum. Bu arada eleman neyse mesela B harfi. Yani şunlardan kaç tane var? Bakıyorum bir tane var. İşte C, X neyse. Mesela X kaç tane var? Büyük harf, küçük harf duyarlılığı mutlaka var. Çünkü eleman nasıl gördüyse öyle yazıyor. Bakın X'lerden iki tane olduğunu bana sonuç olarak
veriyor arkadaşlar. Demek ki count formülü, count zaten saymak demek. Excel'in İngilizce versiyonunu kullandıysanız hiç, eğer orada da count var. Başka birçok yazılım diliminde count formülü var. Fonksiyonu diyelim. Böyle bir kod var. Ama dediğim gibi bakın, len fonksiyonu listedeki eleman sayısını verir. Yani şeyde de vardır, bu stringlerde de eleman sayı içindeki harf karakter sayısını verir. Ama herhangi bir elemanı saymak istiyorsanız count'u kullanmak zorundasınız. Ha, eğer count'u kullanmıyorsanız bir for next döngüsü yaparsınız. İşte buna eşit mi, o zaman eleman sayısını bir arttır gibi şeyler de ilerleyen aşamalarda yapacağız. Eğer unutursanız zaten hiç problem değil. Onun alternatif birçok çözümü var zaten. Şimdilik bununla yetinelim. Şimdi mesela şunu yapabilirsiniz. Sayı gibi bir ifade yazıyorum. Şöyle yapalım. Hatta şunu da geçiyorum. Sayı ya da adet eşittir. Liste nokta count. İşte ne diyelim? A harfi sayısı. Sonra da diyorum ki print listede yer alan A harfi sayısı diyorum ve bundan sonra virgülden sonra bunu yazıyor. Yani önce bunu yazacak, sonra da bunu yazacak yan yana. Bakalım. Listede yer alan A harfi sayısı 3 olduğunu bana vermiş oldu arkadaşlar. İşte kaç tane Ahmet var, işte kaç tane Mehmet var, işte belli kelimeler küçük A harfi, büyük A harfi gibi birçok şeyi ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Peki bu ezberlenmesi gereken bir fonksiyon olduğunu düşünüyorum. Hani copy gibi, işte yok append gibi, yani onların alternatifleri var. Fakat bunun alternatifi çok yok. Yani daha uzun alternatifleri var. O yüzden bunu ezberlemeniz de mantıklı olacaktır. Şimdi şöyle bir şey de yapabiliriz. Bir de extend formülümüz var. Mesela bir de liste 1'i hatırlarsanız, böyle bir liste ilk başta önceki videolarda yapmıştım. Şöyle bir işlem yapabilirsiniz arkadaşlar. Dersiniz ki mesela şöyle, mesela listeye liste 1'i ekle demek istiyorsunuz. Bunun için şunu yapabilirsiniz. Extend formülünü kullanacaksınız. Daha doğrusu fonksiyonunu kullanacaksınız. Şöyle yapalım. Liste nokta extend diyorum ve parantez içerisinde liste 1'i ekliyorum. Sonra da print liste diyorum. Şimdi bakalım. Bakın arkasına ekledi. Bu aynı şekilde şunun gibi çalışır. Append de aynı şeyi yapar. Şöyle de yapabilirsiniz direkt. Zaten daha önce de söylemiştim. Liste artı eşittir liste 1 dediğim zaman zaten bu da mantıken aynı şeyi yapar. Daha önce yapmıştık. Yani extend formülünü, extend özelliğini kullanmanıza gerek yok. Bunu da yapabilirsiniz ya da dersiniz ki eşittir, liste eşittir, liste artı liste 1. Bu da aynı şeyi yapar. Yani tutup da fonksiyonları ezberlemenize, birçoğunu ezberlemenize gerek yok arkadaşlar. Peki, buraya kadar tamam. Bir de indeks numarasını bulma gibi bir işlem yapacağız. Şunu bir silelim şuraya kadarki kısmı ve listeyi bir daha görelim. Şimdi mesela ben şunu yapmak istiyorum. Listede yer alan indeks numarasını tespit etmek istiyorum. İşte mesela X harfinin indeks numarası. Şöyle yapıyorum. Şu aşağıya kadar da sileyim. Print diyorum. İşte listedeki mesela kimi aratıyoruz? Diyelim ki X harfi. Liste nokta indeks diyorum. Ve neyi aratıyorum? X'i aratıyorum. Bu X'i bulana kadar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bak X'i buldu. X'in indeks numarası 7. Bakalım ne sonuç verecek? Bakın cevap 7. Yani burada da liste nokta indeks dediğim zaman bu ileride lazım olacak arkadaşlar. Bu lüzumsuz bir fonksiyon değil. Gerçekten çok lazım olacak ilerleyen aşamalarda. Yani günlük hayattaki gerçek örnekleri yaptığımız zaman göreceksiniz ki indeks gerçekten de çok işimize yarayacak. Peki İndeks bu şekilde kullanılabiliyor. Şunu da yapabilirsiniz bu arada. Son olarak listemizi tam tersine çevirmek istiyorsanız, yani listeyi hiç sıralama yapmadan liste nokta reverse diye de bir
özelliğimiz var. Bu ne yapıyor? Listeyi tam tersine çeviriyor. Yani print liste dediğimiz zaman son olarak reverse, pardon, liste diyelim. Bakın ABC diye gidiyordu. Ne yapacak? Tam tersine çevirecek. Bakın sondan başa doğru sıraladı. Ha şunu da yapabilirsiniz. Dersiniz ki liste eşittir. Liste köşeli parantez baştan sona eksi bir ile şey yap diyorum. Yeniden ata dediğim zaman bunu da aynı şekilde yapar. Aynı mantıkla çalışır. Yani reverse ile bu tamamen aynı şeyi yapar. Ben yine reverse'ü de ezberlemenize gerek yok diye düşünüyorum. Zaten şu adreslemeleri tam aklınızda tuttuğunuzda zaten her işlemi yapar arkadaşlar. Bir anti parantez şöyle bir şey de yapabiliriz. Mesela bir tane metin yazdınız değil mi? Herkese selam dedim. Şimdi metinlerde de aynı şeyi çalışın. Print diyorum. Metin. Açıyorum. Burada da metin yani bir string olduğu için bu işte mesela sıfır dediğimde metnin ilk karakterini getirir. H harfini verir. Görüyor musunuz? Ya da işte metnin baştan 5. karaktere kadar 5 dahildir. Dediğim zaman 0, 1, 2, 3, 4'ü verir, 5'i vermez. 5 hariç, 5'ten öncekisine kadar. Şimdi aynı şekilde bunu yaparsam metni baştan sona verir. Çünkü önü boş, arkası boş. Ne yapacaktır? Herkese selam yazacaktır. Bir tane daha koyup eksi bir yazarsam bu sefer baştan sona birer atlayarak, eksi bir atlayarak getir. Bu da metni tam tersine çevirir. Görüyor musunuz? Bakın. Aynı şey metinlerde de çalışır ama bunu ilerleyen aşamalarda anlatacağım. Aklınızın bir kenarında bulunsun. Yani listelerle metinler, komutlar neredeyse birebir aynı. Yani az önceki saydığımız komutlar da neredeyse birebir aynı arkadaşlar. Peki. dediğim gibi metinlerde de bu işlem çalışır. Az önceki komutlar. Mesela şöyle düşünelim. Bunu anti parantez olarak anlattığımı varsayalım. A eşittir. Kendi adımı yazıyorum. Kenan nokta index. Mesela neyi aratalım? E harfini aratalım. E harfinin index numarasını ne olduğunu bana verecek. Bu sıfır, bu da bir değil mi? Doğal olarak burada da A harfinin bir index nolu harf olduğunu bana verecektir arkadaşlar. Mesela şöyle yapalım. B eşittir diyelim. Ne diyelim? Selam herkese diyelim. Selam herkese yazalım. Nokta index diyelim. Ya da pardon yanlış söyledim. Count diyelim. Bu kelimenin içerisindeki E harfleri kaç tane? Daha doğrusu bu cümlenin içerisinde kaç tane E harfi var? Sonra da bunu ekrana yazdır diyorum. Yazdıralım. Kaç tane E harfi varmış? 4. 1, 2, 3, 4 tane E harfi. Bakın. Yani burada amacım tabii ki ilerleyen aşamalarda stringlerin özelliklerini daha net şekilde anlatacağım. Daha geniş bir yer vereceğim buna ama burada amacım sadece bunların arasında bir paralellik olduğunu göstermek. Bakın tamamen aynı şeyleri kullanıyoruz. Hemen hemen aynı formülleri kullanmış oluyoruz arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey var. Mesela siz bir liste üretmek istiyorsunuz. Liste eşittir dedim. İçi boş bir liste tanımlayacaksınız. Direkt böyle yapmanız yeterli. Ama aynı şekilde list formülünü de kullanabilirsiniz. List fonksiyonu diyelim buna. Bazen formül diyorum, bazen fonksiyon diyorum. Aslında şu aşamada hepsi birbirinin aynısı olarak düşünebilirsin. Sonra bunların ne olduğunu ayıracağım. Şimdi bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Mesela herhangi bir varlığı listeye çevir anlamına da gelir bu. İçi boş bir şeyi listeye çevir. Print diyorum. Liste dediğim zaman zaten bunun sonucunu boş bir liste olduğunu göreceksiniz. Peki. Mesela ben buraya içine çift tırnak içerisinde işte bir şey yazdım. Herkese selam yazdım. Şimdi böyle bir ifadeyi yani buradaki string'i, buradaki yazıyı listeye çevir ve liste kelimesi ata diyorum. Bakalım nasıl bir sonuç üretecek. Bakın her bir harfi listenin bir elemanı olarak atadı. Boşluk da dahil. Bakın boşluğu da şurada eleman olarak atadı. Demek ki ben listenin içerisinde bir string yazdığımda bunu yapacaktır. Yani listle bu işlemi yap diyecektir.
Şimdi bunu başka yerlerde de kullanacağız arkadaşlar. İşte listeyi oluşturduk. Sonra bu listenin elemanlarını tekrar birleştirmek istediğinizde mesela birleştirip araya nokta koyacaksınız. Önce çift tırnak içerisinde noktayı yazarım. Veya işte diyelim ki çizgi kullanacaksınız. Şöyle bir şey yapıyorum. Cümle eşittir diyorum. Çift tırnak içerisinde çizgi koyuyorum. Nokta join fonksiyonunu kullanıyorum ve buraya da liste yazıyorum. Şimdi listenin ne olduğunu belli. Şu benim listem. Ben diyorum ki bu listeyi oluşturdum. Sonra tekrar aralara çizgi koyacak şekilde birleştirip cümleye çevir diyorum. Bakalım ne yapacak? Tabii cümleyi yazdırmadık. Print cümle diyelim. Ekrana yazdırmayı genelde unutuyorum. Bakın tekrar birleştirdi. Yani bu listenin elemanlarını birleştirip araya bunu koydu. Peki listem şöyle bir liste olsaydı. Mesela liste eşittir. İşte şöyle diyelim. 1, 2, şöyle, şöyle sayılar yazdım. Ben bunun elemanlarını birleştirmek istiyorsam mesela çizgiyle birleştir. Çizgi nokta join ve liste yazdım. Bunu da işte bir değişkene atayalım. A eşittir bu. Sonra da print diyorum. Print A. Bakalım nasıl bir sonuç üretecek? Yapamadı. Neden? Çünkü bunlar sayı. Ama bunlar metin olsaydı, bakın şöyle seçip metne çeviriyorum. Çünkü burada birleştirmeyi yapamadı. Demek ki neden? Ben sadece stringleri join ile birleştiririm anlamına geldi. Demek ki bu. Peki şimdi birleştir diyelim. Bunlar yazı olduğu için bakın yazıları birleştirdim. Demek ki join ne yapıyor? Join formülü veya join fonksiyonu bir listedeki metin olan içerikleri birleştirir. Ne ile birleştirir? Önüne bir metin yazarsınız çift tırnak içerisinde. Nokta join dersiniz. Mesela bunu birkaç çizgiyle yapalım. Bakalım nasıl birleştiriyor. Bakın bu bir yazı, sonuç bir yazı. Ve bakın print diyelim. Type A dediğim zaman sonucu string olduğunu göreceksiniz. Bunun bir klasının string olduğunu göreceksiniz zaten. Join böyle kullanılır arkadaşlar. Join daha önce ne yapacaksınız? Öncelikle aralara ne koyacağınızı buraya yazıyorsunuz. Sonra nokta join diyorsunuz. Bu biraz değişik bir kullanım. Hani normal Python'ın fonksiyon mantığından biraz farklı. Normalde ben join'i başa yazıp işte araya bunu sonra da eleman olarak işte şunu koymak isterdim mantıken ama Python böyle çalışıyor maalesef. Bunu da özel olarak ezberlemeniz lazım. Bunda bir sıkıntı yaşamayacağınızı tahmin ediyorum ama yine de ilerleyen aşamalarda bol bol örneklerde yapacağız arkadaşlar. Başka örnekler yapmak isterseniz bunları da kullanabilirsiniz. Evet, devam edelim. Mesela şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Ben burada çizgi sayısını şöyle yapayım. Şunu parantez içerisine alayım. Şimdi burada bir string yazıyorsunuz. Sonra da işte arkasına join. Ama ben şunu parantez içerisine alıp çarpı 33 dediğimde aslında bu nasıl çalışır? Öncelikle çizgiyi koyar ve bunu 33 kere tekrar etmem gerektiğini bilir. Yani 33 tane çizgi koyar. Sonra bununla join yapar. Yani ne yapar? Bunun elemanların arasına 33'er tane çizgi koyar arkadaşlar. Çalıştıralım. Bakın bu da işe yarıyor. Ama parantez koymasaydım işte iş karışırdı arkadaşlar. Neden iş karışırdı? Yani ne bu tam olarak kodun ne olduğu belli değil. Belirsizlik var. Ama ne yaparım? Ctrl Z ile geriye alıyorum. Bunu yaptığım zaman yani bir karmaşaya yol açmamak adına parantez koymanız doğru olacaktır. Aksi takdirde farklı sıkıntılarla yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da aklınızın bir kenarına yazın. Şimdi mesela şöyle bir şey yapalım. Eğer elemanları rastgele sıralamak istiyorsanız. Şimdi şunu silelim. Şöyle bir listemiz var. Uzun bir listemiz var arkadaşlar. Listemiz bu. Abdullah böyle bir sürü isim var. Ben bunların isimlerini rastgele yazmak istiyorsam orada artık hani Python'ın özel bir fonksiyonu yok. Daha doğrusu normal Python'ın özel bir fonksiyonu yok. Önce bir kütüphane indiririz. Kütüphanemiz importla indiriyoruz kütüphaneyi. İlerleyen aşamalarda detayını anlatacağım ama
Random diye bir kütüphanemiz var. Python'ı kurduğumuzda bu da gelmiş olacak arkadaşlar. Random adında bir kütüphane var. Random serbest sayı üreten bir kütüphane. Şimdilik böyle yapalım. Detaylarını başka videolarda anlatacağım. Şunu yapabiliyorsunuz. Random artık bunu import ettiğiniz için bu fonksiyonu kullanabilirsiniz. Eğer bunu yapmamış olsaydım böyle bir fonksiyon kullanamazdım. Random.shuffle. Shuffle nedir arkadaşlar? Hani İngilizce'de yani karıştırmak anlamında. Yani mesela shuffle kart dediğinizde mesela kumar kartlarını alıyorlar. Shuffle yapıyorum. Hemen onları birbirine karıştırıyorum. Kartları karmak gibi bir anlamı var. Shuffle diyorum ve ne diyorum? İsim listesini buraya yazıyorum. Sonra da print isim listesi dediğim zaman bakalım nasıl bir sonuç üretecek. Bakın rastgele sıraladım. Bir daha çalıştırıyorum. Yine rastgele. Görüyorsunuz her çalıştırdığımda rastgele sıraladım. Yani shuffle ne demekmiş? Kartları yeniden kar gibi bir anlamda kullanılır arkadaşlar. Peki bunu da gördüğünüz gibi yapabiliyorsunuz ama yani çok çok uç işlemleri yapmak istiyorsanız farklı kütüphanelerden söz edeceğim ilerleyen aşamalarda. Mesela burada dediğim gibi import ediyorsunuz işte sonra da shuffle diyorsunuz. Bunu yapıyor. Bu listeleri karıştırmak için yani sıralamayı rastgele yapmak için kullanılır. Ama siz derseniz ki ne demiştik? İsim listesi nokta sort derseniz sonra print isim listesi diyelim. Bu da düzgün sıralamanızı sağlar. A'dan Z'ye doğru sıralar bakın. Bunu gerçekleştir. Ha derseniz ki reverse eşittir true derseniz bu sefer Z'den A'ya sıralama yapar. Bakalım. Şuradaki I harfinden başlar. Çünkü I harfi İngilizce düşünüyor Python her zaman. I harfi Z'den sonra gelir Python'da. Çünkü İngilizce düşündüğü için büyük I harfi İngilizce'de olmadığı için en sona atıyor. T, S, O bakın tersine bir sıralama yaptı arkadaşlar. Bunu ilerleyen aşamalarda yine bahsederim. Özellikle metin işlemlerinde, string işlemlerinde Türkçe karakter burada problem oluyor. Onun da kendi içine ayarları var arkadaşlar. Evet. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler.